Yatırdın mı? Evet. Uyuyup kaldı arabada. Anne. Hı. Ben Feride'ye dadılık teklif ettim. Anlamadım. Nasıl olur böyle bir şey Ömer? Anne Elif onun yanında çok mutlu. Sen de görüyorsun. Çıldırmış olmalısın. Ben bu çocuğu o mahallede öğrendiklerinden kurtarmaya çalıştıkça... Olmaz öyle şey. Günde kaç dadı adayı geliyor sen biliyor musun? Ben hiçbirini beğenmezken... Anne sakin ol. Feride'nin Elif'e yetmeyeceğini ben de biliyorum. Dinle beni. Sen yine istediğin gibi bir dadı tut Elif için. Ama bırak Feride de burada kalsın. Hem Feride gelecek dadının Elif'le iletişim kurmasına yardımcı olur. Hı hı. Aslına bakarsan fena fikir değil. Elif mutlu bir çocuk olsun istiyorum anne. Burada bize alışana kadar kendini yalnız hissetmesini istemiyorum. Elif ikide bir o mahalleye gitmeyecekse kabul. Göreceksin. İyi olacak her şey. Anacığım telefonumu unuttum. Getirebilir misin? Getireyim oğlum. Ne zaman gideceksin? Alacaklar seni değil mi? Hı hı. Az önce konuştum. Ömer Bey akşamüstü iş dönüşü alacak. Hayırlısı olsun. Dün gece konuştuğumuz gibi. Burası senin yuvan. Umduğunu bulamazsan kapımız sana açık. Yolun açık olsun. Ah, al oğlum. Sağ ol anacığım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Teşekkürler Zeynep. Elif'e biraz daha süt getirebilir misin? Tabii Handan Hanım. Günaydın anne. Günaydın canım. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Babası Elif bu sabah hiç ses çıkarmadan yapıyor kahvaltısını. Bak baba tabağımda azıcık bir şey kaldı. Aferin benim kızıma. Ben de o zaman ödül olarak akşam gelirken Feride ablanı getireceğim. Gerçekten mi? Yaşasın canım babam benim. Babaanne bahçeden çiçek toplayıp evi süsleyelim mi? Feride ablam çok sevinir. Peki küçük hanımefendi. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Kahvaltıdan sonra toplarız. Yaşasın. Peki papara tatlısı da yapalım mı? Papara tatlısı mı? O neymiş öyle? Hani böyle şey oluyor ya, ekmeklerin üstüne şekerli su döküyorsun. Ondan işte. Kimden öğrendin sen bunları bakayım? Anneannemden. O hep yapıyor bana. Feride ablam da çok seviyor. Bir kere yemişti biz de. Biliyor musun? Sen çok komik bir kızsın Elif. Niye ki? Bilmem. Hem komiksin hem de çok tatlısın. Ben papara mıyım? Evet. Sen küçük bir paparasın. Alem bu çocuk. Bence de. Ben çıkıyorum. Geç kaldım anne. Hadi akşama görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim halacığım. Çok iyisin demek. Evet halacığım. Niye? Çünkü bugün Feride ablam gelecek bize. Ne güzel. Ömer Feride'nin Elif'e dadılık yapmasını istiyor. Bu akşam gelirken getirecek onu da. Evet artık bana Feride ablam bakacak. Buyurun. Hala sen Feride ablamı seviyor musun? Sen seviyorsan ben de severim. Galiba ben birkaç kere Yılmazların evinde görmüştüm Feride'yi. Evet işte o benim Feride ablam. Ama artık Yılmaz amcalarda değil bizde kalacak değil mi babaanne? Evet tatlım. Demek Yılmazlarda kalıyormuş. Oysa ben Müjganlarda kalıyor sanıyordum. Çok güzel oldu hala. Hadi balonları da asalım. Tamam. Hadi seç birini getir bana. Nereye asalım? Oraya. Ver bakalım. Filiz ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Babaanne evi süslüyoruz.
Halam her istediğim yere balon asıyor. Bu süsleme işini abarttığınız gibi geliyor bana. Hiç tanımadığımız birisi için bu kadar uğraşmak anlamsız değil mi? Babaanne Feride ablamı tanıyorsunuz ya. Tamam, tanıyorum tabii ki Elifciğim. Hadi sen ellerini yıkayıp gel, birazdan yemek yiyeceksin. Tamam. Güzel oluyor ama değil mi? Filiz hiç komik değil. Bütün bu çocukça şeyler onu şımartabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.